Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 3'e devam ediyoruz arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi yine saçma sapan görevlere dahil olup Allah! Aranma yıldızı kaptım lan direkt. Saçma sapan görevlere dahil olmuştuk. Yine bugün saçma sapan görevlere dahil olacağız efendim. Yine işsiz görevlerimiz var. Tabii ki de görevleri bilmiyorum. Lakin işsiz olduklarına eminim. Şu Asuka Orospusu'na geldik. Bu Japon ablayı artık bitirmek istiyorum. Yalayıp yutmak istiyorum. Yani görevlerini. İki yüzlü tenir. İki tane yüzü vermiş. Evet. Harika. Strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car. So we've tagged it with a tracer. Harika. Make him bleed. Okay. Çok ilginç. Undercover ajan çıkmış abi adam. Ne güzel işte. Allah Allah. Polis fantezisi yapın biraz. Undercover fantezisi yok mu? Her şeyin fantezisi var. Onun yok mu? Evet. Olay yerine geldik. Yani arkadaşlar hileleri falan yazıyorsunuz da ben hile kullanmak istemiyorum bu oyunda. Yani kesinlikle kullanmayacağım. Niyetim o yönde. Ölsem de kullanmayacağım. Evet, o kadar iddialıyım. Orospu çocuğu Tenir kaçıyor. Tenir'i öldüreceğiz öyle mi? Oğlum direkt el bombası attıraydın bana ya. Niye bununla kasıyoruz ki yani abi? Aaa! Doğru, adam ajan lan baba, adam ajan ajan. Ya ne olacaktı değil mi? Adam ajan ajan. Ne yapıyoruz anasını satayım? Çarparak marparak olacak işler değil bunlar. Agent Tenir. Efendim çekin sağa. Agent Tenir. Agent. Agent kaçma orospu çocuğu Agent. Undercover Agent. Gel lan buraya. Tenir denilen ibne. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel Tenir. Aa. Abi inanılmazdır ki kaçmayı başarıyor adam. Çok sıkıntılı lan. Araç mekanikleri sıkıntılı abi oyunu. Oyunun kendisi sıkıntı zaten yine. Tamamdır. Benim araba patladı ama o da patladı abi. O da kaçıyor zaten baksanıza. Ezdiler lan beni. Abi kaçıyor adam. Adam kaçıyor adam. Bunu kaçıramam, hayır. Öldürdüm abi. En azından bir arama yıldızım oldu. Gözlerin önünde ajanı harcadım, adamlar bir kere arıyor beni abi. Ne kadar fantastikleri ya. Yemin ediyorum çok fantastikler. Oyunun barındırdığı bir diğer gizli mesaj da bu arkadaşlar. Daha önce hiç gizli mesaj göstermedim lan, bir diğer niye diyorsam. Gördüğünüz gibi kilisenin önünde cam var. Bu özellikle yapılmış. Hani din ruhunuzu iyileştirir mantığında. Gördüğünüz gibi teknik olarak bir subliminal mesaj diyebilir miyiz? Dedik bile lan. Niye demeyelim ki? Baba sen beni niye kovalıyorsun ya? Benim seninle bir derdim yok ki. Vallahi yok. Aa, yakalandık lakin şimdi R görevine geldim. Oğlum ikide bir arıyorlar lan beni. Erkekler tuvaletinde görev veriyordu. Biliyorsunuz bu adamı. Silah sikintisi. Sikinti. Yine nerede sıkıyor ya? Aha. Allah Allah. Sıçarken görev veren adam abi. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Allah Allah. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, tamamdır. He'll give you a knockdown rates and any hard way you buy. I'd go myself, but hey, the old sciatica is playing up. Anladım, anladım. Tabii tabii. Yoksa tabii korkudan falan değil. Good luck. Baba leş gibi kokutmuşsun. Sıçıyorsun madem, beni niye çağırıyorsun? Hayır, grup sıçmayacaksak beni çağırma, değil mi? Telefon et. Grup sıçmak da nasıl bir fanteziyse abi. Geldik de yalnız benim hiç silahım yok biliyor musunuz? Çünkü silahlarımı polisler aldı ve silahçının yerini hala ezbere bilmiyorum. Aha. Tank bile var valla. Valla mı tanka mı ineceğiz abi? Evet. Allah Allah. Allah razı olsun. Nereden alayım abi? Aa buradan. Yalnız benim şeyim yok. Aa o ne lan? Yukarıda bazuka var abi. Onu nasıl alabilirim? Şunun üstüne mi çıkayım, ne yapayım? Bazuka koymuş da alınmıyor mu ya? Oğlum efsane lan, bazuka var lan. Böyle olur mu ki acaba? Muhtemelen olur abi. Geliyorlar lan. Olmuyormuş, yokmuş öyle bir şey. Ağzımıza sıçacaklar abi. Lan! Araba patladı ya. Canım çok fena gitti abi. Oğlum silah da çok şey lan. Vallahi sıçtılar ağzımıza, bir şey söyleyeyim mi?
Bunlar sıçtılar ağzımız abi. Ne kurşun var ne bir şey var. Sıkıntı. Çünkü abi ben oradaki bazukaya odaklandım. Bu Kolombiyalılar gelecekti abi. Ben ne yapacağım anlamadım ki. Arabayı yakına çekmedim. Yalnız şurada tank var lan, binebiliyoruz mu abi? Oğlum şu bazukayı alabilseymiştim iyiymişti ya. Bence oraya takılıp ölelim diye koymuşlar abi. Şunu versene bana. Onu vermiyor, onu verse. Onu vermiyor ipni. Bir dakika, bomba yok mu? Bomba yok. Keşke olsa ama yok. Arkadan falan da giriyorlar değil mi? Geliyorlar abi. Ulan! Öldürmez abi bu, öldürmez. Kaç 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 kaç. Kaç kaç, arkadan tarayacaklar, kaç. Geliyorlar. Baksanıza manyak bunlar. Okeydir. O da gitti. O da gitti abi. Oğlum kaç tane adam geliyor lan? Abi pompalıyla falan geliyor. Bunlar sıkıntılı, baksanıza. Oho, benim canım mı kaldı lan? Benim canım mı kaldı abi, ben saklanırım. Saklanamam. Bence tankın arkasına saklanalım abi. Adam zaten hallediyormuş gibime geldi. Adamın o gücü var yani, ben adamda o gücü gördüm. Ben saklansam da olur yani. Ne diyorsunuz, olmaz mı? Bence olur abi. Yani tekrar spawn olmuyor gördüğünüz gibi silahlar falan. Gazeteler havada uçuyor ya. Yani ne bileyim abi, benim yapabileceğim bir şey yokmuş gibi duruyor ama. Bütün iş adamdaymış gibi. Evet hadi bakalım. Halleder herhalde abi, bakayım bir. Halleder herhalde diyordum ama abi. Halletmiyormuş. Bir dakika. Harbi halletmiyormuş abi. Halledemiyormuş yani, yokmuş öyle bir şey. Şunları vur, şunları vur. Silahlarını alalım abi. Koş 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 koş. Geri çekil abi, geri çekil, hemen geri çekil. Çünkü bunlar psikopat, biliyor musunuz mu? Sadist bunlar. Bakın oradan geliyorlar. Aa adam ölüyormuş lan, varmış öyle bir şey abi. Adam sinirsiz değil. Oha oğlum lan. Çok vahşiler abi. Bunlarla savaşma imkan yok. Arkadaşlar peki kamyonla niye dalmıyoruz? Bu mallarla niye yani uğraşıyoruz ki? Çok saçma bence. Bence kamyonla tecavüz edebiliriz bunlara. Öyle bir şey olabilir yani. Ne düşünüyorsunuz? Bence olur. Bakın yanıyorlar. Yakalıyorlarmış lan. Yakalarlarsa sikerler abi. Ondan hiç şüphem yok. Yalnız ben niye kalkan almadım ki lan? Fil de geberdi. Arkadaşlar bir tane açık fark ettim. Sanırım açık değil, oyunun yapmamızı istediği bir şey bu. Yani buradan çıkabiliyormuşuz. Öyle de bir şey varmış, evet. Gördüğünüz gibi yukarıdayız. Yalnız bayağı sıkıntılı. Atlarken ölebilir miyim? Yani. Lakin bu riske değer. Evet. Oluyor gördüğünüz gibi. Oldu. Bu da oldu. Bombaladık abi. Hepsini bombaladım. Bildiğiniz bombalıyorsunuz. Abi şunları vur, gözünü seveyim Pil abi. Pil abi vur şunları, Pil abi. Fil abi. Bildiğiniz ezdiler gördüğünüz gibi. Birbirlerini yediler lan. Aa çatışma çıktı abi, ne oluyor? Ehe bazukam var. Benim bazukam var lan. Yaklaşmayın. Yaklaşırlarsa öldürürüm abi. Ne diyorsun, koruduk mu? Bence koruduk. Ben koruduğumuza inanıyorum. Adam kaldı muhtemelen abi. Vurmam gereken. Ya da yenisi geliyor. O da muhtemel. Tamamdır. Fili kontrol edeyim. Fili iyi misin? Kordum abi lan. Yaptım valla. Vallaha mı lan? Oha bazuka satıyor lan. Vallaha mı? 25 bin lan. Tamamdır dayı. Sağ ol. Kolu yok lan. Tek koluyla savaştı abi. Helal olsun. Delikanlı adammış. Oğlum basar parayı alırım ya. Fil. Hiç sıkıntı değil fil. Sen bana kaliteli silahlar bul yeter baba. Bu sanırım kapıyı açabilir abi. Kapı açılıyor zaten, tamam. İyi arkadaşlar, artık bir yeri öğrendik. Nedir? Liman. Limanda silah satılıyor. Bunu öğrenmemiz iyi oldu. Bakalım tuvalette sıçan adam bu sefer ne görev verecek? Bu adamın görevleri ne kadar saçma lan. Delil. Ooo evidence. Diğer tarafta sıçıyor, diğer tarafta. Diğer tarafta, heh heh.
I know a real important man. Evet. A soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. Allah Allah. İğrenç. Vay orası çocuğu vay. Nekrocu abi. Bildiğiniz ölüye tecavüz eden adamlar yani. Tamam. Ne kadar saçma. Tamam. We're both gonna do pretty well out of this kid. Çocuk demeseydi sevinirdim ama infernusumu aldım arkadaşlar. Bu benim infernusum değil, adamın infernusu. Lakin onun değil artık, benim. Evet, ne kadar karmaşık bir cümle oldu değil mi? Ona çarp dedi, ona çarp, onu vur, onu öldür dedi. Ondan düşen kanıtları topla dedi. Sonra al dedi, git dedi. Tamam. İlk kanıt düştü. Üstünden geçince oluyormuş, evet abi. Varmış. Aa, polis kovalıyor lan. Polis ne alaka abi? Polise ne ki yani? Allah Allah. Kanıt çalıyoruz, bu suç mu? Yani muhtemelen. Mütemadiyen suçtur abi. İyi de bunlar niye o zaman düşecek kamyonda taşıyorlar ki delilleri? Ben onu anlamadım. Sizin fanteziniz ne kardeşim? Vurdum, düşmedi. Demek geri vurduğumuza düşmüyormuş, iyi vuracağınız. Oğlum bu dönüp duruyor lan. Tamam, düşürdük. 6 delil mi? Oğlum 6 tane delil varmış lan. O da düştü de. Benim araba da düştü abi. Şunu alırız. Çık birader. Hepsini almam lazım, kusura bakma. Delil işleriyle uğraşıyoruz biliyor musun? Bunlar zaten akıllı adamın işleri değil. Delil işleri abi. Geliyor. Selam. Sıça sıça gidiyor abi. Delilleri sıçıyor adam. Bir tane daha alacağız. Oğlum alabilirsek tabi. Bunlar tecavüz etmenin niyetinde de o yüzden. Muhtemelen aha kaçıyor lan. Aa, yer değiştirdi abi. Bir ara dönüyordu, vazgeçti. Artık farklı yerlere de gidiyor. Delilci dayı. Ne gidiyor lan, manyak herife bak. Bir tane götünden vurursam düşer abi. Hadi. Evet. Aa, delili aldırmıyorlar abi. Aldım. Arabayı yakayım mı? Gerek var mı ki abi, patlayacak zaten. Ne bileyim. Al. Yakacağız illa, yok. Sadistik abi. Duvara çarparsam yanar. %100 abi. Kaçınılmaz, yanıyor zaten. Tamamdır. Görev bundan ibaret abi. Kolaydı değil mi? Yakınlarımızda kazinocu dayının bir görevi varmış. Kazino. Ne kadar da uydu. Görkemli araba hırsızdı. GTA. Nasıl çevirmiş abi? Olmamış ki ama. Grand Theft Auto lan. Görkemli ne abi? Görkemli araba hırsızdı. Grand. Büyük. Görkemli. Tamamdır. Niye görkemli diye çeviriyorsunuz ki? Büyük araba soygunu. Din geçin. Tamam. Tamam. Needless to say, we must give him the card as a gift to repay the debt that I owe him. Araba çalacağız. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage. Ben nereden bulacağım bu arabaları? Newport. My honor demands it. Onurum böyle istiyor, tamam. Ben konuşamıyorum yalnız. Uçak geçiyor. Evet, unutma, arabalar sapasağlam olmalı, yoksa garaj kabul etmez. İlginç. Bir de garaj kabul etmiyor abi. Toprak kabul etmiyor. İlk arabamız buralardaymış. Daha doğrusu tam olarak şuralardaymış. Nerelerdeymiş lan? Araya sokmuşlar abi. Araba araya kaçmış. Sıkıntı. Garajda galiba. Ne yapayım ki ben bunu? Ne yapayım abi? Ben garajı mı kırayım? Ne yapayım? Allah Allah. Ben bunu nasıl... Lan molotov mu atayım abi? Ne istiyor anlamadım ki. Bazuka çeksem olur mu ya? Araba bildiğin burada. Ne yapacağım anlamadım. Ha bir dakika lan. Burası garaj lan. Garaj garaj. Araba burada değil oğlum. Kafa gitti iyice. Garaj burası zaten. Ben öyle olduğunu biliyordum da sizi denedim arkadaşlar. Yapmayın, çaktırmayın. Ben sizi denedim. Oo. Birinci yavru. Birinci çinkoyu kaçırıyoruz abi. Rockstar logosunu da koymuş. Hemen oraya koyar zaten. Çok da meraklıdır efendim. Yalnız araçlar kaza yapmayacak abi, ciddi ciddi. Bayağı bildiğiniz garda yürü ama izini belli etme diyor. Bence gayet de temiz getirdim, ne diyorsunuz? Evet. Araçtan çıkacağını polis mi çağırayım? Yok artık. Hepsini okeydi abi, bunu götüremeyebilirim. Çünkü ateş ediyorlar bana. Evet, yapıyorlar öyle şeyler.
Beni çılgınlar gibi kevgire çevirmek istiyorlar. Var öyle bir şey bu oyunda. Ateş etmediler lan. Ettiler değil mi? Ettiler. Tabi abi. Efendim ikinci arabayı da getirdik, buyurun. Maalesef ki görev fail arkadaşlar, çünkü arabayı nereye koyduklarını bulamadım. Öyle bir şey oldu. Oğlum nereye kaldırmışlar lan? Neyse abi, yerini öğrendik bari. Bu da bir teselli olur bize. Değil mi? Buralarda bir yerlerde yani, artık öğrendik. Evet, buradaymış. Yerini öğrenmiş olduk. Harika. Evet, araklayamadığım arabayı araklamaya geldim. Araklayamadığım arabayı arakladığım arabayla geldim abi. Ne kadar saçma bir cümle oldu. Arabayı tamir ettirecekmişim. Ha iyi abi, öyle bir şey varmış. Para benden çıkıyor, tek sıkıntısı o. Para köpeğiniz olsun ya. Burada tamir ettiriyoruz. Buraya da bırakıyoruz abi. Yine tamir ettiriyoruz, bu seferkinin ağzına sıçtılar. Sonra da park ediyoruz abi. Ve son yavruyu yuvasına götürüyoruz. Kurşun delikleri önemli değil. Kurşun da çarptım. Ovalamasaydım iyiydi abi. Orada bir sürtüşme yaşandı, o yüzden sıkıntı oldu. Ama neyse ki fazla vaktimiz var. O yüzden rahat rahat biraz daha çarpabiliriz. Okeydir. Al baba. Biraz daha mı sokacağız? Evet. Az soktun, niye çok sokmadın dedi. Harika, 25 bin verdi. Ben arabaları tamire 50 bin harcadım. İşte masrafları falan dahil ederseniz ben bir bok kazanmadım. Sevabına yaptım. Tuvaletlere fısıldayan adam bakalım bu sefer ne diyecek abi. I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. Allah Allah. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Hey. Steal a police boat. Make sure. Niye polis teknesi abi? I want him sleeping with the fishes. Okay. Bir polis teknesi çal. Çok kolay bir görev abi. Benim için kolay yani. Polis teknesi her gün çaldığım bir şey. Oğlum ben polis teknesi nereden bulacağım lan? Memur bey, nerede polis teknesi bulabilirim? Burada da gemi yok ki abi. Tekne yok ki daha doğrusu. Benim karşıya mı geçmem lazım? Ondan da emin değilim ki. Bence bir karşı tarafa bir geçelim. Orada belki polis teknesi bulabiliriz. Ya bulamasak ne olur yani? Roket çeksek ne olur? Ne bileyim. Düz mantık. Roket. Gayet de mantıklı geldi bana. Maria ile kaçtığımız yer burası. Hatırlıyorsunuzdur burayı. Maria ile kaçmıştık efendim. Yaptık öyle şeyler. Oğlum bu takılmalara uyuzum ben ya. Abi karakter ne yapıyor görüyor musunuz? Heh çıktı, tamam sonunda. Polis teknesi harbiden de buymuş abi. Ciddi ciddi polis teknesi koymuşlar. Benim için. Binelim bakalım. Fener'e git ve reyin oha. Reyin ortağını ortadan kaldır. Reyin ortağının ortadan kalkması durumu var. Denize bakar mısınız abi? Kağıt gibi lan. Ne kadar gerçekçi, aman Allah'ım. Oğlum deniz feneri bildiğiniz cehennemin dibiymiş lan. Bu kadar uzağa niye deniz feneri yapıyorsunuz ki? Hadi işte deniz feneri denizin ortasında olmalı ya. Ben buradan adama nasıl vuracağım abi? Onu anlamadım. Ha, teknesini kovalayacağım. Harika. Ne yapıyor lan, bomba mı atıyor abi? Balıkları bombayla öldürüyor. Anan avrat. Abi bombayla balık avlıyor adam. El bombasıyla. Oha. Siker lan bu bizi oğlum, el bombası var adamda. Sıkıntı abi. Adamda el bombası var baba. Adam balıkları el bombasıyla avlıyor. Bana ne yapar? Tahmin edemiyorum. Hayır, oyun diyecekti ki güzel kardeşim roketi çek ölsün adam diyecekti. Ama yok abi. İlla uğraştıracaklar. Ne yapıyor lan abi, bana bir şey mi bırakıyor? Bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun anlamıyorum. Baba adam el bombasıyla balık avlıyor. Demedi demeyin, sadist bu lan. Ölü lan oç öl. Okey. Arkadaşım sen nasıl bir ruh hastasısın lan? El bombasıyla balık avlamak nedir abi? Hayatımda duyduğum en çılgın iş. Hatun ben balık avlamaya gidiyorum. Neyle herif? El bombasıyla. Oo harika. Her zaman yaptığımız iş falan. Ne kadar normal bir şey abi. El bombasıyla balık avlamak ya. Kim yapmadı ki? Hadi ama herkes yapmıştır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi manyak manyak görevler verdiler. Oğlum adam el bombasıyla balık avlıyor lan. Ben bundan sonra umudumu yitirmem abi. Her şey olabilir. Molotovla avlayacağım ben de. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ciddi ciddi ya abi, el bombası yani. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu adama adres soruyorum, ayağını öldürebilirim herhalde. Selamun aleyküm birader. Ben Polat Alemdar. Sana bir adres soracaktım. Vallahi sorayım mı? Gerizekalı. Bunu bayılttı. Ne oluyor? Silah ateşlendi. Hayır, gördüler galiba. Gördüler beni. Oğlum operasyon baştan battı lan. Demek ki neymiş? Her sakallıyı dedeni sanıp adres sormayacakmışsınız. B planı. Direkt operasyona giriş. Haydi bakalım. Bu gizli yerleri bana çoktan söylemişlerdi. Şunları tek tek kevgire çevirelim. Evet, Polat Alemdar'ın yavaşlatma gücü var. Şunun da kafasına zımbayı çaktıktan sonrası tamamdır. Şunu da indirdik mi? Var mı başka?
Gelin böyle, gel böyle.